Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2018 yılı Türkiye İsraf Araştırması sonuçlandı. Türkiye genelinde 26 ilde 2209 tüketiciyle yapılan anket verilerine dayanılarak hazırlanan araştırma, aylık ortalama hane giderleri, konut, otomobil ve eşya sahipliği, bireylerin israf algısı, gıda, ekmek, giyim, tüketim davranışı ve israfı, geri dönüşüm kavramının toplumdaki yeri, bireylerin tasarruf, birikim ve borçlanma davranışları gibi pek çok başlıkta önemli tespitler içeriyor. Gıda tüketim davranışları ve israfına ilişkin sonuçlara göre bireylerin çoğu haftada bir gıda alışverişi yaparken, alışverişte en fazla marketler ve ardından pazarlar kullanılıyor. Türk halkının geleneksel yapısı ve alışkanlıklarına paralel olarak hanelerin büyük çoğunluğu evinde yemek pişiriyor. 2017 araştırma sonuçları dikkate alındığında bitirilemeden çöpe atılan yemek miktarında artış olduğu tespit edilirken, gıdaların tüketilmeden çöpe atıldığını belirtenlerin oranı %22,8 oldu. Hane bazında haftada ortalama 2 adet ekmek çöpe atılıyor. Cep telefonu olan bireylerin neredeyse tamamı akıllı telefon kullanırken, ortalama 3,7 yılda bir cep telefonu değiştiriliyor. Cep telefonu değiştirme nedenleri arasında özellikle bozulma ve piyasaya çıkan yeni modele sahip olma isteği gösterildi. Genç yaştaki bireylerin daha ileri yaş gruptakilere göre daha sık cep telefonu değiştirdikleri görüldü. Katılımcıların büyük bölümü ekonomik olduğu gerekçesiyle ulaşım aracı olarak toplu taşıma araçlarını kullanırken ortak araç kullanımı çok düşük seviyelerde kaldı. Otomobil değiştirme sıklığı da 8 yıl ve üzeri olarak belirlendi. Araştırmadan çıkan güzel sonuçlar da var. Son bir yılda aylık gelirinin bir bölümünü biriktirerek finansal tasarruf yapanların oranı 2017'de %13,6 iken 2018 yılında %38,1'e yükseldi. Bu noktada yerli ve millilik çağrısı yanıt buldu. 2018 yılı araştırmasına katılanların büyük bölümü tasarruf aracı olarak tercihini altından yana kullandı. 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla bu yıl 22.si düzenlenecek Tüketici Ödülleri Programı'nın teması, israfın önlenmesi ve sıfır atık olarak belirlendi.